Türkiye mutfağının içinde tüm renklerin birbiri üzerine etkisi var. Türkiye mutfağı diye bir seçki ben henüz daha görmedim. Çeşitli kitaplar, çeşitli şeyler, programlar ama Türkiye mutfağı gerçek anlamda bütün o birikimi yansıtan, bütün o etkileşimleri yansıtan bir mutfak. Çok zengin. İşte o mutfak üzerine de o mutfağın bir önemli rengini, seferatları bu akşam konuşacağız. Hem İstanbul hem Selanik'i seferat yemeklerinden tadımlar yapacağız. Sonra da ondan öncesinde de size biraz bu konularda bilgi vermeye çalışacağız. Ama çok geniş bir okyanusla karşı, çok büyük bir denizle karşı karşıyayız. Yahudi kültürü dünyanın en eski kültürlerinden bir tanesi. Onun önemli bir noktasına dokunacağız bugün. Tabii ki ne alırsak anlatalım sonunda eksik kalmaya mahkumdur. Tamamlarlarsa dostlar seviniriz. Şöyle oturalım. Anadolu'da, bu yarımadada Yahudilerin ne kadar zamandan beri yaşadıkları konusunda rivayet muhtelif. Bir kere bunu çok bilemiyoruz ama Filistin'deki bir kısım halkın çeşitli nedenlerle daha ikinci tapınağı yani milattan sonra 70'te Romalılar tarafından yıkılmasından önce Anadolu'ya ve daha iyi Balkanlara göç ederek Roma'nın, o dönem Roma'sının en büyük kentlerine yerleşmeye başladığı biliniyor. Bu konuda elimizdeki en eski belge Bergama'daki. Yani o zaman tabi Bergama henüz geçmiş Roma İmparatorluğu'na bir miras yoluyla devrolmuş. 3. Attalos'un bir düzgün çocuk sahibi olamaması sonucu ya da o dönemin ama o dönemden mesela kalma hayli eski bir sinagog Bergama'da kendisini devam ediyor. Çok kısa bir süre öncesine kadar Ankara'da görev yapan İsrail Büyükelçisi bildiğiniz üzere Bergama doğumluydu. Aynı şekilde Salihli'de bugün Sardes harabeleri Türkiye'nin en çok gezilen ama daha 1950'lerden başlayarak en hızlı ayağa kaldırılmış olan bir cimnazyuma, bir tapınağa, bir agoraya, bir Roma yoluna sahiptir. Bunu sağlayan da onun hemen yanında bulunan Anadolu'nun bilinen en eski sinagogudur. Sardes Sinagogu. Zaten bugün Türkiye'nin çok, bu bir tesadüf değil tabii ki. Ama o tesadüfün nedenlerine girmeyeceğim. Bugün Türkiye'de en çok turist çeken destinasyonlardan bir tanesi Seven Church adında şey, 7 kilise. Hani şeyin Aziz Paulus'un Apokalips dediği Patmos'ta bir kilisenin üzerine çıkıp buradaki insanlara cemaatlere yazdığı 7 kiliseye yazdığı mektuplar. Bunları nereye yazmıştır? İşte Efes'e, İzmir'e, Laodikya'ya, Denizli'ye, Sardes'e, Bergama'ya, Akisar'a ve Alaşehir'e, Philadelphia'ya. Şimdi bu 7 kiliseye yazılan mektupların tamamının çevresinde bakıyoruz ki o zamanlarda bile bir miktar Musevi nüfus bulunmaktadır. Ve son edindiğimiz bilgilerde işte bu Amerikalıların Sardes kazılarından elimize ulaşan bilgi İsa'dan önce 4. yüzyılda bile Anadolu'da Yahudilerin bulunduğu biliniyor. Bu Yahudilere biz Romalılardan bize kalma anlamında Romaniyot diyoruz. Tabii 4 grupta değerlendiriyorlar kendilerini Türkiye'deki Yahudiler. Romaniyatlar sözünü ettiklerim. 1492'de birazdan hikayesini anlatacağım Seferat Yahudileri. Bugün akşamki temel sözü. Orta Anadolu'dan, Orta Avrupa'dan ya da işte Balkanlardan geldikleri için öyle tanımlanan Aşkenazlar. Bir de kısa bir süre önce NTV'de hakikaten çok harika bir belgeselini izledik. Karayimler ya da Karayitler dediğimiz hani bu Karaköy'e de adını veren Türk Yahudiler. Yani Orta Asya'dan gelip Hristiyan ya da Müslüman olmak yerine Yahudiliği tercih etmiş bir grup. 1. Konstantinus, yani bu İstanbul'a adını veren Bizans İmparatoru 324'te
biliyorsunuz bu Ayasofya'yı yaptırıyor ya da 1935'te neyse. Fatih'in 1453'te burasını aldığı 11 yüzyıllık dönemde de İstanbul'da çok sayıda Yahudi olduğunu biliyoruz. Örneğin 2. Teodosius döneminde kalan bir yazıttan Yahudilerin İstanbul'un içinde yaşamalarına izin verilmediğini öğreniyoruz. 538'de biliyorsunuz Ayasofya'nın kül olma meselesi var. O sırada 1. Justinianus, bugünkü Ayasofya işte, Tanrı'ya şükrederken bir yandan bağırır bildiğin üzere. Salomon, Salomon seni geçtim ya da seni yendim diye. Orada aslında onun tanımladığı Süleyman Mabedi'nin daha görkemli bir yapı inşa ettiğini Ayasofya'da ima ediyor olması. Ama ne olmuş? İşte Türklerin, bu Karayip kökenli Yahudilerin Hazar İmparatorluğu'nda etkin olmalarından sonra 1. Romanos döneminde İstanbul'dan çok hızlı bir kaçış var. Yahudilerin bir sürgünü var. Sonra tabii 1170'te 2000 rabinik geleneksel Yahudilerin tekrar İstanbul'a geldiğini biliyoruz. İtalyan kontu bu 1204'te Boniface buraya gelip işgal ettiğinde Latin İmparatorluğu'nu burada kurduklarında Bizans İmparatorluğu ikiye ayrılıp bir tane bir grubu Trabzon'a, bir grubu İznik ve Kemalpaşa'ya gidince Haçlıların hem Ortodoksları hem de Yahudileri İstanbul'da kılıçtan geçirdiklerini biliyoruz. Fakat 1420'de Boğaz'ı geçen Çelebi Mehmed'in burada kendisine hoş geldiniz diyenler arasında İshak Hazan isimli bir Yahudi var ve onun da hakikaten Türkler gelsinler ve bizi bu Bizanslardan kurtarsınlar diye yazdıklarına dair mesela. Bunlar bütün bundan atmamızın nedeni aslında bir yanlış algı var. Onu ben değiştirmeye çalışıyorum. Yani seferatlar geldiler ve burada yepyeni bir hayat kurdular. Evet, yepyeni bir hayat kurdular ama burada çok ciddi bir Yahudi nüfus vardı ve bunlar hayatları boyunca gördükleri bu eza cefayı o daha o dönemlerde çekiyorlardı. Evliya Çelebi mesela Fatih döneminde İstanbul'a İstanbul fethinden sonra Fatih'in Ermenileri ve Yahudileri özel olarak İstanbul'a davet ettiğini biliyorsunuz uzun uzun anlatıyor. Sabri Koç sağ olsun onu çok güzel Türkçeleştirdi. Ondan aldım bu bölümü. El Mahalletül Yahudiyane Edirmeyan isimli bir semte yerleştirdiklerini söylüyor. Onların hakikaten Anadolu'nun ve Trakya'nın çeşitli yerlerindeki Yahudilerin Fatih tarafından buraya getirilmiş olmasıyla Fatih'in oğlunun daha sonra İspanya'dan kaçacak Yahudileri Türkiye'ye davet etmesi arasında çok yakın bir ilişki var. Bizans'taki son hamambaşı Moshe ben Eliya Kapsali'nin de Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra gelip oraya yerleştiğini biliyoruz. Ve meşhur seferat hikayesi. Bildiğiniz gibi iki gemi kalkar, yani gemiler kalkar. Bir grup batıya gider, bir grup doğuya gider. Batıya gidenler Kristofonov'la beraber giderler ve Amerika'yı bulurlar ve dünya başka bir hale gelmeye başlar. Aslında Murat Belge'nin oradaki tanımı bence çok doğru bir tanım. Yani son ceplerdir bunlar. 1453'te Müslüman dünyanın içindeki son Hristiyan cep olan İstanbul'un düşmesinden sonra hemen hemen ondan bir 40 sene sonra da Hristiyan dünyanın içindeki son Müslüman cep olan Kordova düşecektir. Ama bu düşmeden her ikisinden, yani birinde Yahudiler son derece önemli bir bilgiye, önemli bir kazanım sağlarken ikincisinde Yahudilerin başına da olmayacak işler gelecektir. Bu İspanya Kraliçesi Kastilyalı Isabella ve Kral Aragonlu Ferdinand'ın imzalıkları 31 Mart 1492 tarihli bir kovma fermanı var bildiğiniz gibi. Din ve vicdan iddialarını korumak için Hristiyanlığı kabul etmediklerine karar verildi bu insanlar
ve en ufak bir zarara sebebiyet vermeleri halinde ölümle cezalandırılacaklarının söylenmesi üzerine bu insanlar ikinci Beyazıt, yani daha önce babasının Anadolu'daki ve Trakya'daki Yahudileri İstanbul'a çağıran babasından sonra Avrupa'daki Yahudileri de ikinci Beyazıt'ın çağırdığını biliyoruz. Bunlar nereye yerleşmişler? Öncelikle İstanbul, Edirne ve Selanik, 1510'dan itibaren de İzmir, Tire, Manisa gibi yerlere yerleşmiştir. Ama gelen insanlar, aynı ben mübadeledeki gibi bunu da tanımlarım. Yani mesela bugün Yunanistan'da gidin bakın, sanatla uğraşan, hekimlikle, matbaayla, medyayla, şununla bununla uğraşan herkesin kökeninde bir şekilde Anadolu Rumlar vardır. Buraya gelenler de, Yahudiler de gerçekten çok önemli bir know-how'la geldiler o dönemin tanımıyla. Yani hekimlik, sarayda çok sayıda hekim, matbaacılık, ateşli silah üretimi, tekstil boyama, dokuma, delicilik, bakırcılık gibi alanlarda gerçekten uzmanlıkları vardı bu Yahudilerin ve açıkça söylemek gerekirse bu tecrübelerini de Osmanlı'nın hizmetine sunmaktan çekildiler. Hatta 2. Beyazıt için şöyle bir deyim kullanılır. Ya siz bu krala, yani Ferdinand'a, biliyorsunuz bunun lakabı, Avrupa'daki lakabı akıllı ve uslu Fernando'dur. İkinci Beyazıt Yahudilerin bu kadar yetenekli olduğunu görünce buna siz nasıl bu kadar akıllı ve uslu Fernando diyebiliyorsunuz demek zorunluluğunu hissetmiştir. Böyle bir şey olmuştur. İzmir'de, İstanbul'da ve biz bu kitabı çalışırken biraz soyadı çalışması da yaptık. Tire'de, Manisa'da, Edirne'dekiler ilk aldıkları soyadlarının daha sonra soyadı kanunu çıkınca Cumhuriyet'ten beraber değiştirildiğini biliyoruz. Ama onlar geldikleri isimlere göre soyadı almıştı. Biliyorsunuz bizde soyadı 1928-32 süreci arasında başlamıştır. Ama Cordova, Toledo, Sevilla, Navarro, Mallorcas, Cordovero gibi, Geron gibi, Carmona gibi soyadlarını taşıyorlardı buradakiler. Ama daha sonra onların adları genellikle değişti. Burada tabii birbirine karışma işinin şeyi Pidyon Sevayim diye bir deyim var. Bu Pidyon Sevayim deyimi göçmenlere yardım tazminatı ya da göçmenlere bir tanesinin ve iki ailenin, bir ailenin, yani İstanbul'daki zenginlere böyle bir zorunluluk koymuş. Hahanbaşı, Kapsali padişahın böyle bir zorunluluk koyduğunu bildirmiş buradaki zengin Yahudileri. Bunlara göçmen satın alma tazminatı diyebilirsiniz. Göçmenlere yardım da diyebilirsiniz. Yavuz mesela Alevilere ne kadar güvenmezse Yahudilere de o kadar güvenirmiş Yavuz Sultan Selim. Para bastırmak, sadaflık, mali işlerin tamamını onlara veriyor. Mesela Evliya Çelebi o dönemin defterdarı Abdülselam Efendi'nin daha sonra Müslüman olmuş bir Yahudi olduğunu yazmış. Mesela Kanuni'nin Budini fethinden sonra mesela orada ne kadar Macar Yahudisi varsa onların da İstanbul'a getirildiğini biliyoruz. Bugün şimdi Yunanistan'da hakim din, işte veya anayasada Yunanistan'ın Ortodoks olduğu yazar. Ama iki adaya giderseniz, onlar iki ada, Naxos adası ile Kiklat adalarının bir kısmında hala Katolikler bulunur. Naxos adasının tamamı Katolik Rum'dur. Hani veya Katolik'tir. Onların bu hale gelmesine izin veren insandan bahsederken bir Yahudi'den bahsederler. Bu Joseph Nasi diye bir vatandaştır ve o kadar etkili olmuştur ki bugün İzmir'in en meşhur havrasının adı Donna Gracia'dır. Yani gördüğünüz gibi bir İspanyolca isim geliyor. Ya da biz ona kısaca Signora deriz. Bütün Ege Adaları'nda ve İzmir'de sinagog yaptıracak kadar zenginleşmişler. Ve o zenginlikleriyle de bir din hürriyetini, kendilerine tanınan din hürriyetini adalarda başkalarına tanımışlar. Ve bugün
Nakşos Katolik bunları kendilerinin bu özgür davranmalarını Yahudilere borçlu olduğunu söylerler ki daha sonra özellikle bu iğneli fıçı gibi işlerle birbirlerine çok düşmanlık etmişler, çok cinayetle işlenmiştir. Bizim işte kökün bir bölümü de Midillilidir. Bizim Midilli dükü Salomon ben Nathan Eskenazi Midilli dükü unvanını tesadüfen almamış. Çünkü bu 3. Murat döneminde İnebahtı'da Osmanlı donanması yakıldığında Osmanlı ile Venedik müzakerelerinin yeniden Osmanlı'nın lehine sonuçlanmasını sağladığı için ve o görüşmeleri Midilli'de yapıldığı için koca bir adayı 3. Murat bildiğiniz gibi ona vermiştir. Biliyorsunuz o zaman adaları hediye etmek çok meşhur. Ben mesela Nebahçe Ere ile karşılaştım geçenlerde havaalanına giderken. Dedim ki nereye gidiyorsunuz? Dedim Çeşme'ye gidiyorum. Dedim Sakız'a da geçiyor. Orası sizin adanız dedim. Ona şöyle bir döndü baktı. Dedim niye? Dedim siz şey değil misiniz? Kanuni'nin annesi değil misiniz? O annesine vermiş Sakız'ı. Az önce az deli mi bu dedi ve gitti. Böyle böyle bir şey oldu. Fakat o zaman da tabii böyle şeyler. Tabii Sabatay Sevi meselesi burada bütün bunun Mesih ilan etmesi ve tekrar geri gelişi meseleyi çok başka boyutlara tartıştı. Aslan Ağa diye bir kimlik var tabi. Daha sonra Aslan Ağa'ya bir mutfak meselesine döneceğiz tekrar. Muiz Ben Yuda Bebeli. Bu mesela köprünün en yakın insanı. Bunlar genellikle biz bir süre sonra Müslümanlığı kabul ettiklerini söylüyorlar. Dil meselesinde ve bugün birazdan şey yemeklerde de konuşacağımız gibi yemeklerin tamamının adı 15. 16. yüzyıl İspanyolcasından. Bu akşam işte sizin masanıza da sağ olsun Bölge az önce bastı bunları. Hatta bana dedi ki boyozun Türkçesi ne? Boyozun Türkçesi yok. Boyoz. Rugalah'ın Türkçesi ne? Aylin ne denebilir Rugalah'ın Türkçesine bir şey denebilir mi? Rugalah bence zaten Aşkenaz kültüründen geliyor. Hayır. Yani Dursuras'ın Türkçesine ben Dursuras. Bir tatlı orada. Yani Türkçe'de yok bazı şeyler. Ve olanların da her bir tanesi İspanyolca. Ama bunlar buradaki yerli ahali İbranice konuşuyordu. Nasıl oldu bu şey oldu? Çünkü hakikaten seferatlar nüfus olarak çok az olmalarına rağmen yerli Yahudilerden o kadar baskın kültüre hakimdiler ki ve İbranice yerine günlük konuşma dili olan bu Yahudi İspanyolcasına. Ama Romanyotlar daha çok Grek yani Yunanca konuşuyor. Şimdi onu anlatacağım. Romanyotlar ise mesela bizim Zimirninka dediğimiz içinde Rumcanın da bir miktar bulunduğu böyle bir karışık dil konuşmaya başladılar. Ve mesela İstanbul 1714'te Kudüs'ten İstanbul'a gelen ve Yahudileri tekrar atalarının akit ve geleneklerine döndürmek için din kurallarının halkın anlayabileceği basit bir dille anlatılmasına inanan Yakup Ben Meir Kuli yabancı dil konuşan kavim anlamında Memmam Le Oezi diye bir şey yayınlamaya başlıyor ve bu Doğu Seferatların ansiklopedisi diyebileceğimiz bir şey bu. Bundan İzmir'de 5-10 tane var çeşitli Yahudi evlerinde. Biz bundan çok çalıştık bunun üzerinde. Bu Doğu Seferatların ansiklopedisi. Yani bu İbranice anlamayanların kitabı. Yani bakın 1492'de geliyorlar ve 1730'da aradan 300 yıl, 250 yıl geçtikten sonra o kadar bir dil kayması oluyor ki Me'amül Ezi yazmaya başlıyorlar. Yani 20. yüzyılın başına kadar bu yayınlanmış İbranice anlamayan, yani İbranice'den anlamayanlara din bilgileri sunan bir kitap. Hatta bütün seferatlar denebilir ki yüzyıllarca bunu okudular. Asker alma meselesi de enteresan bir şey. Uzun süre Yahudiler asker alınmadılar. Ta ki 3. Selim bu Osmanlı Bahriyesini modernleştirmeye
karar verinceye kadar. Miniz 99'da ilk kez Yahudi gençleri Bahriyeli olarak askere alındılar. Hatta mesela İzmir'de de Leventlerin alınması için bugün Bayraklı diye bir semt vardı. Orası olduğu gibi bir Yahudi mahallesi. Oradan kolay gitsinler diye bir bayrak asılıyor. Yani bayrak çekildiği zaman askere gidildiği için oranın adı Bayraklı. Bütün Yahudiler o zaman oraya da giderlermiş. Yeniçeri Ocağı'nın kaldığı, tabii Yeniçerilerin en fazla mallarını talan ettikleri, en fazla zarar verdikleri milletler arasında, aynı Latinlerin 1204'te İstanbul'da yaptığı gibi, Yeniçerilerin de çok zarar verdiğini biliyoruz Yahudilere. İkinci Mahmut'la beraber Yahudiler belli bir rahatlığa kavuştular. Ama bu arada Yeniçerilerin tüm sarraf başıları da, bütün İstanbul'daki sarraf başıları gibi Yahudiler. Onların üç tanesini ikinci Mahmut idam ettirir ve Yeniçerilerin lağını ancak, yani paralarına el konarak bunların olabileceğini koyar. Yemekle ilgili enteresan bir şey var asker alınmadan sonra. Askeri tıbbiyeyi ziyaret ederken Abdülmecid 1847'de, o zaman tabi askeri tıbbiye başlamış. Bu akşam biraz konuya değineceğimiz kaşar mutfak meselesinin ayrı sorun yarattığı ortaya çıkar. Yahudiler doğal olarak kaşar koşullarda etin kesilmediği, işte birbirine etin ve sütün birbirine karıştırılmadığı bir mutfakta yemek yemek istemektedirler. Ve başta meşhur Abraham Paşa olmak üzere sarayın bütün hekimleri Yahudiler oluşmasına rağmen yeni Yahudi gençler tıp fakültesine, yani askeri tıbbiye gidememektedirler. Abdülmecid niye burada Yahudi yok dediğinde, efendim onlar yemiyor buradaki yemekleri, aç kalıyorlar. Bunun üzerine şöyle bir formül üretilir Türkiye'de ilk kez ve daha sonra o Cumhuriyet dönemine de yansıyacaktır. Musevi dinine mensup öğrenciler için bir kaşar mutfağı açılması ve cumartesi günleri okula gelmeme geleneğiyle Abdülmecid'le beraber başlamış olur. Meşhur ıslahat fermanı sonrasında onların hazırladıkları bir nizamname var ve o nizamname bugün hala da hahambaşalık için geçerliğini koruyordur. İstanbul'da yeni bir Yahudi cemaati kurulur. Bunlar daha sonra ayrılık olur aralarında. İtalyan kökenli Yahudilerle Anadolu kökenli Yahudiler arasına. Hatta Comunità Israelitico Italiana di Istanbul diye yeni bir cemaat daha kurulduğunu biliyoruz. 19. yüzyıl Yahudilerin burada kelimenin tam anlamıyla ayağa kalktığı dönemdir. Çorapçıhan'da yeni köy sinagogu. Avusturya kökenli Aşkenazların şu yüksek kaldırımda Galata'dan aşağı doğru inerken hala bulunan yer. İtalyan cemaatinin Şahit Ziya Paşa ve Aydar Paşa'daki Hemdat İsrail sinagogu gibi sinagogların kurulması. Balat'taki Orhaim Hastanesi'nin inşaatına başlanması gibi bir takım işler bu dönemde olur. Şiddet, tabi buradaki en büyük yakınlaşma önce Çanakkale'de, sonra da Kurtuluş Savaşı sırasında olur. Yahudiler Bursa'da Yunanlar tarafından kurşuna dizilirler, İzmir'de kurşuna dizilirler. Ege'nin tüm il belediyelerinde işgalcilerle işbirliği yapmayı reddederler. Mesela buraya gelen Amerikan heyeti itiraz etmeyin dediğinde tüm cemaatler tamam etmeyiz demelerine rağmen İstanbul'da. Ağanbaşı Hayim Nahum, Emanuel Carasso, Aşkenaz Cemaati Başkanı Reisner ve Hukuk Profesörü Müşan Ventura'dan oluşan heyet, biz
Türk hakimiyetinden başka hakimiyeti İstanbul'da kabul etmiyoruz derler ve bu Cumhuriyet'in medeni kanunun kabulünden sonra da çok ileri gidecektir. Çok geniş ve uzun bir hikaye. Şimdi Yahudi İspanyolcası tabii bu Judeo İspanyol üzerine de bir şeyler konuşabiliriz. Tabii ki bu akşam sizin için bir menü hazırlandı. Bu menü hazırlanırken bunun coğrafyadan beslenen bir mutfak olmasına özen gösterdi sevgili Vedat Başaran. Size öncelikle soğanda pişmiş, yani soğanda pişmiş ve kabuklarıyla soğanda pişmiş yumurtayı, bir fırınlanmış yumurtayı ve ben bugün sabahleyin İzmir'de alıp getirdiğim boyozları ikram edeceğiz. Sonra spiyo de aroz dediğimiz bu pirinç çorbası gelecek. Şimdi sözünü ettiğim gibi bunların her bir tanesi işte boyoz sözcüğünün bile yumurtanın bile aslında şunu hiçbir zaman unutmayacağız. İstanbul'a gelen insanlar çok zor koşullarda geldiler. Çok zor koşullarda ayakta kaldılar. O yüzden Yahudi mutfağı her zaman bir fakir mutfak olarak kaldı. Ve bütün çok kültürlü yapısıyla farklı yaşam tarzlarının bir arada temsil ediliyor olması nedeniyle ilişkilerin mesafeli zaman zaman da gergin olmasına rağmen Yahudiler her zaman kendi mutfaklarını bütün o fakirlere rağmen korumaya çalıştılar. İğneli beşik diye bir şeyden bahsetti. Bu bir kan iftirası. Bunların dinsel nedenlerle işte biliyorsunuz bu kan iftirası daha sonra Hitler'in inanılmaz katliamlar yol açmasına kadar gidecek olan bir şeydir. İzmir'de mesela 1850'lerde yayınlanmış gazeteleri okuduğumuzda hemen her Pesah, Hamursuz Bayramı öncesinde aynı yalan haberler çıkıyor gazetelerde. Yahudiler bir Rum çocuğunu aldılar, İğneli Beşik'te kanını akıttılar, sonra onun kanını yaptıkları böreklerine akıttılar filan gibi. Bu haberler çıkıyor, yalan, böyle bir şey yok. Daha sonra o gün kiliseden çıkan bir grup adam Yahudi mahallesine gidip mahalleyi yakıyor. Yani böyle olaylar çok oluyor. Yani mutlaka acayip bir tedirginlik var. Aslında bu Pesah bildiğiniz gibi İbranilerin Mısır'dan çıkışını kutsayan bir ritüel, bir dini inanç. Paskalya ile genellikle de aynı zamanda denk geldiği için Yahudiler mayalı ekmek yemiyorlar. Mısır'ı çok acele terk etmek durumunda kaldıklarından onun yani Mısır'ı terk edişlerini hiç akıllarından çıkarmamayı, İzmir'e, İstanbul'a geldiklerinde de hiç akıllarından çıkarmamayı çok önemsediklerinden ekmeklerini kabartacak zaman dahi bulamadığımızı unutmayalım diyerek yola çıkmışlar. Ve bu hafta süresince mayasız ekmek tüketiyorlar ve buna hamursuz deniyor. Pesah akşamı ki bu en büyük Yahudi bayramlarından biri, dua ve şarkıların sözü değişik dinsel etkilerle akşam yemeği yiyorlar. Onlardan da seder deniyor. Ve mesela Orta Çağ'daki İber Yarımadası'nda bu geldiğimiz sesi dedim ya, sırada bir takım şehirleri. Roma etkisinde yemek pişirirken güneyinde daha çok İslam izleri görülüyor. Bu da son derece normal. Coğrafya çünkü belirliyor. Yani bugün Selanik Yahudilerin mutfağıyla İzmir Yahudilerin, İstanbul Yahudilerin mutfağı birbirine çok benziyor. Ama İzmir'de yetişenler bir takım başka otları, mesela bu akşam patata fritada yiyeceğiz mesela. İzmir'de mesela bu kerdeme fritadı. Çünkü burada kerdeme yok. Yani orada bir ot var. O ot kerdeme denen bir ot. Mesela o otla yapıyorlar şeyi karıştırarak. Enteresan bir börek ortaya çıkıyor. Patates yok onun içinde. Çok sayıda o ottan var, kerdeme otundan. Hatta Türkçesi de onun gerdeme. Benim rahmetli annem gerdeme kim ne döküm derdeme derdi yani o kadar. Bizimkilerin böyle bizimkilerin severek yediği bir şeydi.
Bizim İzmir Seferat Mutfağı kitabında tarifi var nasıl yapılacağını. Onu bulabilirsiniz. Romalılar ne yapıyorlardı? Bağ kuruyorlardı. Zeytin ağacı dikiyorlar, buğday ekiyorlar. Araplar ne yapıyor? İşte pirinç, şeker kamışı, badem, narenciye, patlıcan, ıspanak, enginar yetiştiriyorlar. Yani arada o zamanlar, onlarla yakın olan Yahudi nüfuslar da, Yahudi hayatları da böyle doğal olarak onlara etkiliyor. Ayrıca yemeklere kimyon, safran, tarçın, karabiber gibi baharat ekleme, çift pişirme ve kızarma, arkasından yeniden pişirme, yani iki defa pişirme alışkanlıklarını korumuşlar. Ve bunlar aslında bunların İspanya'da yedikleri alışkanlıklar ve sürgünde yerleşen ülkeleri mutfak kültürüyle daha da zenginleşmişler. Mesela şimdi Arap kültüründen, şimdi etimolojinin derin derinlerinde gezmeyeceğim, öyle bir niyetim yok ama birkaç şey iyi hemen anlamak mümkün. Mesela albondiga, bir et köftesi. İzmir'de albondiga diyorlar. Böyle İstanbul'da da sanıyorum böyle diyorlar. Ne bileyim, alca çofas. Alca çofas ne? Enginar. Tüm enginarlı yemekte buna diyorlar. Arroz pinç, bu akşam da mesela supiye de arroz var yemekte. Bu bildiğiniz bir pirinç çorbası. Almendras, ya bugün badem Türkiye'de en pahalı şeylerden bir tanesi ama düşünürseniz badem o dönem unu bile yapılan, zaman zaman unu bile yapılmış olan çok bol ve çok hızlı bulunan bir şey. Azafran bildiğiniz sabra, naranja, narenciye turunçgiller. Ve gene Arapça kökenli agristada, bu yumurtanın ve limonun karışımı, alioli, sarımsaklı mayonez gibi yiyecekler de Türkiye'de yaşayan seferatların mutfağında yerini almış durumda. Biz seferat mutfağı kitabını yapmaya kalkıştığımızda oraya yani böyle hani bir kitap da çok satsın üstüne koyalım falan diye 99 tarif diye bir şey koyduk. Amacımız oydu. Fakat tabii kadınların 7 tane kadın da bu kitabı yapmak benim hayatımın en zor kitabıydı. Yani kadın Türk, Yahudi kadın pek bir şey koymuyor. Ben tabii sonuçta Nüket Franco ve Lina Eskinaz ile anlaşarak kitabı bitirebildik. Hakikaten elimize 300-400 tarif geldi ve evden eve değişen tarifler. Yemeğin adı aynı, geliyor ve o şaşırtıcı bir şekilde bu tarifi başka biri başka bir şey tarif etmiş. O diyor, o seferat değil diyor. Hayır diyor, o diyor roman diyor. O bizimki değil diyor. Tabii karar vermek hakikaten çok zor oldu. Epey bir tartıştık yani o kitabı çıkartıncaya kadar. Ve şöyle bir karar verdik. Dedik ki, biz bu yemekleri yapacağız. Bu akşam da buna özen gösterilmesine çalıştığı Nar Lokantası maaşçıları ve sevgili Vedat Başar'a tavuk varsa, balık varsa, et varsa, sebzenin, her şeyin kendi tadında, yani karışık baharatlar kullanılmadan sadece tuz, karabiber ve en çok limon ilavesiyle pişirilmesi, bazen gerektiğinde maydanoz kullanılması. Bu yemeklerden seçerek, yani her şeyin kendi tadında olduğu yemekleri koyduk. Elbette insanlar baharat öğreniyorlar. Dediğim gibi evden eve sizmiş. Şimdi burada bir yemeğin üzerine tarifler yapsak, buradaki bütün hanımlardan başka tarifler gelir. Aşçılarımız var aramızda, onlardan başka tarifler gelir. Tabii dinsel etkiler ağır basıyor bunların içinde ve kaşar alışkanlıkları burada belirleyici oluyor. Tabii Tevrat gerçekten bir sağlık kitabı öte yandan bakıldığında. Yani bir sağlık önlemi, yani önlemler kitabı. Ve orada ileri sürülen kaşerut ilkeleri var. Sadece geviş getiren, yarı toynaklı, avlanmamış hayvanlar ile yüzgeçli ve pullu balıklar yenebiliyor. Yani bir, tabii biz Yahudiler arkadaşlarla gidiyoruz. Onlar da bizim gibi yani yarı Yahudi. Gidip beraber istakoz yiyoruz ama yani Yahudi alışkanlığına göre öyle istakoz, ahtapot, sübiye falan yemek ağır günahlar. Domuz mesela kesin çok büyük bir
buna. Hayvanların en az acı çekilecek şekilde duyması ve mutlaka içindeki bazı kemiklerin hemen çıkarılması gerekiyor. Çok büyük bir ıstırık istiyor. Ben bir kaşar kasapla, Selanik'te bir kaşar kasabının nasıl çalıştığını gördüm. Hakikaten çok zor bu kemiklerin çıkarılması. Ve ondan sonra etlere ancak bu kaşarlı damgası vuruluyor. Mesela Türkiye'de biz bonfileri beğenmeyiz. Niye? Çünkü Türkiye'de hayvan kesildikten sonra bütün kanı akıtılır. Ve Avrupa'daki bonfileler gibi bonfile Türkiye'de çok zor olur. Ama şimdi bu da mesela gene kaşar geleneğin hayvanın tüm kanının akıtılması gerekiyor. Yani bir yavidinin kanlı bir bonfile yemesi düşünülemez. Ama Avrupa'ya gittiğinizde biliyorsunuz ya da şeyde. Hemen aradaki farklar ortaya çıkarılıyor. İşte Tevrat'taki çok net maddede oğlağı anasının sütünde pişirmeyeceksin cümlesi. Ben bunu hekim arkadaşlarla konuştum. Yani etin ve sütün beraber pişirilmesinin ne gibi zararları olabilir diye. Onlar genellikle daha eski zamanlarda bunun etin gereksiz bir takım şeyler üretebileceğini, insana zarar verecek bir takım bakteriler, mikroplar üretebileceğini sütle pişirilmesi durumunda. Yani bu hiç, yani onlar hekimler din kitaplarında yazan hiçbir şeyin boşuna, hani ateist bile olsalar boşuna yazılmadığını düşünüyorlar. Her şeyin mutlaka bir gereklilik sonucu yazıldığını düşünüyorlar. Böyle şey var. Biz ve onlar şeyini sevmiyorum. Ben böyle bir şey benim kitabımda yok ama burası için çalışırken çeşitli deyimler çalışıyorduk. Dame gordura tedere hermosura diye bir şey çalışıyor mesela. Biz bunu bir deyim olarak şeyde kitapta kullanıyoruz. Hatta İzmir'deki Yahudiler kendi aralarında biraz balık etli hanımlar için bunu kullanırlardı. Yani yeğe biraz şişmanlık güzellik getirir gibi bir şeydir. Şimdi bunu günümüz çağdaş İspanyolcasıyla çevirdiğimiz, hayır bu değil diyorlar. Mesela çağdaş İspanyolca da böyle bir şey diyorlar ama bunlar deyim. Bunun gibi mesela pilavsız kuru fasulye, çalgıcısız düğün gibi bir laf. Yani ev doluysa, hani ev kalabalıksa yemek çabuk hazırlanır gibi deyim. Ya da ekmeğinden çok sözlerinle doydu. Yani bir şey, bir romantik yaklaşım. Yani ben o kadar yani şeye götürdüm ki, o kadar güzel anlattın ki bana, ben senin sözlerini de duydum. Yemek ve kaşınma. Yani yemeği ve kaşınmayı birbirine eşleştirme hali var. Başlamaya görsün. Hamalat annenin tembel kızı olur. Mide doyar, göz doymaz. Müthiş bir deyim yani. Bayramdan sonra hediye hazırlanmaz. Bu da çok güzel bir şey. Ve bizim de bütün her yerde kullandığımız, bunların hepsinin Ladino şeyleri var ama yeni tartışmalara yol açmak için ben bunu şey yapmak istemiyorum. Tartışmaya girmek istemiyorum. Ama herhalde Türkçe'de buradan gelmiş. Düğün mesela yapılacağı zaman çok fazla, yani keşkek malzemesi olarak çok sayıda keşkek alınır. Buğday alınır, et alınır. Efendim işte tatlı malzemesi, zerde alınır. Zerde yapılacak malzeme alınır. Ve bunlar yapılırken, aynen ben bunu çocukluğumda tamamen çok sık duyduğum bir laftı. Artmazsa yetmez. Bu lafın mesela Ladino dilinde karşılığı var. Artmazsa yetmez diye. Yahudilerin en bence önemli denen tersi bir şey. Geceleri az ve erken yemek üzerine çeşitli şeyler var, sözler var. Genellikle bir yemek muhabbeti biterken kullanılan sözlerden bir tanesi, her zaman tatlı yensin ve mutluluk olsun. Komşunun kazarı, komşunun tavuğu, komşunun kazı meselesi gibi. Böyle bir deyim de şöyle, komşunun yumurtası her zaman çift sarılıdır. Boyoz için birkaç cümle edeyim. Biz zaten yaklaştık. Dünyada İspanyolca konuşulan hemen her yerinde bollos. Biliyorsunuz bu
seviye gibi. 2 L ile yazılan her şey Y harfiyle okunuyor. Sevilla yani yazı, Sevil berberidir ama onun adı aslında Sevil yani olması lazım. Bollos yazılı Boyoz diye okunuyor ve bu börek demek. Bu konuda Sevan Nişanyan'ın sözlüğünde o farklı ama sonuçta gene böreğe gelen bir sözcükle şey yapmış. Hatta bütün Avrupa dillerindeki, Avrupa dillerindeki bol köfte sözcüğünü, o yuvarlak sözcüğünde meatball filan gibi sözcükleri de buralara bağlamış. Bizde genellikle boyozun yapımından hareketle şöyle bir şeye kanaat getirmiştik. İzmir'deki seferatlarla İstanbul ve Selanik seferatlarının farkını. Bizim orada mesela bunu genellikle susam yağını zeytinyağıyla karıştırarak yapıyorlar. İstanbul'da benzeri bir şey yapılırken, börekler yapılırken asla zeytinyağı kullanılmıyor. Ya da Selanik'te asla kullanılmıyor. Bu göçlerle beraber hakikaten İspanya'dan gelmişler ve şunu düşünüyoruz açıkçası, iki kelime, bir tanesi de subli, bir tanesi bollos, yani boyoz ve diğeri subye, subli. Bu ikisinin bizim Türkiye'de tadabildiğimiz en eski, tarihini bilerek söyleyebileceğimiz en eski lezzetler olduğunu düşünebiliriz. 1510'larda gelmiş İzmir'e ilk Yahudi göçleri ve cuma akşamları yenilen şabat yemeği ve dinlenme günü olan cumartesi kahvaltısında boyoz tüketiliyor. Dinsel bir anlam da yüklenmiş durumda. Dünyanın başka yerlerinde böyle bir dinsel anlam yok ama bu bizim oralarda öyle. Dolayısıyla 500 yılı aşkın süredir ki size bu akşamki yemeğin adında 500 yılın lezzetleri diye koyduk. Gerçekten de bu böreğin çok hamurun çok incelterek açılan. Bir de şimdi yağsız boyoz diye bir şey çıkarmışlar. Ona inanmıyor, öyle bir şey yok. Yağsız. Onlar bildiğiniz şey. Milföy hamurları. Bunun çok özel açılması gerekiyor. Bunun üzerine un, yumurta, tuz, su karışla kazan hamur, bu kulak memesi meselesi, küçük toplar halinde kesiliyor ve derin bir kap içinde yağlan yağda, kesinlikle buralarda bitkisel bir yağ, yarım saatle bir saat arası bekletiliyor o yağın içinde, el ayasının yardımıyla 20 santim çapına gelene kadar açılıyor. Bu işlem sırasında önemli nokta yufkanın açılırken yırtılmaması gerekiyor. Açılan bu yufkanın içine bağlı olarak peynir, pirinç, patates, ıspanak veya patlıcan konabiliyor. Ve bohça biçimde katlandıktan sonra üzerine susam ve peynir maddesi konabiliyor. Fakat en meşhur boyozculardan bir tanesi, ben geçen hafta bir belgesele çıkarttım. Artık mesela İzmir'de Yahudi boyozcu yok. 67 yıldır boyoz yapan bir Erdoğan Usta var. 82 yaşında kendisi, 15 yaşında bu işe başlamış. Ama her Pesah günü gidip ustası, Yahudi ustasının mezarına gidip yıkıyor, temizliyor. O geleneği de korumaya devam ediyor. Onunla beraber Yahudi mezarına gitip o ustasının mezarını yıkadı, temizledi filan. Biz onu çektik, daha sonra ona boyoz yaptık. Yeniden sıfırdan Ege TV'de yayınlandı bu hikaye. Ve bu boyozlar dediğim gibi yağ, susam yağı ve zeytinyağıyla çok yapılan bir şey. Aynı şey sübiye için de geçerli. Her ne kadar eski tariflerde özellikle bu Galata Muhallebi'si mesela İstanbul'da gerçekten harika sübiyeden yapılıyor şeyler. Tatlılarına. Ama pirinç sübiyesinden yapılıyor. Ama mesela bizim Yahudiler sübiyeyi hem kavun çekirdeğinden sübiye yapıyor. Sübiye aslında o da Yahudilerden, seferat dilinden belki bize gelmiş bir şey. Kavun çekirdeğini ezerek yapıyorlar. Ve
o ezilmeden ortaya çıkan şey bir söylentiye göre de afrodizyak bir etki var. Onu içiyorlar ama bundan mesela bu öz süt diyebiliyorsun, bunlar İzmir'de aslında. Onların mesela amcaoğulları süt çiçeği diye bir şey yaparlar. Onlar bu kavun sübyesinden keşkül yapıyorlar. Kavun sübyesinden bademli keşkül ya da Antep fıstıklı keşkül yaparken bu kavun sübyesini kullanıyorlar ve çok güzel bir şey. Sakız Adası'nda kavun sübyesinin içine badem likörü koyuyorlar içerken ve o da olağanüstü bir şey oluyor. Bu Yako Abravaya bu şey. Yemeklerinizi yemekte de sorulara cevaplayalım. Acıktık değil mi yavaş yavaş?